Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Neriman'ı oğlumuz Şinasi istiyorum. Şinasi benim sevdiğim, takdir ettiğim, namuslu, düzgün, iyi ahlaklı biri. Ama ben kararı kızıma bıraktım. Neriman kızım. Şinasi ile birlikte bir ömür evlilik birliği içinde yaşamayı kabul ediyor musun? Babacığım. Neriman, bu cevap bana değil. Şinasi'ye vereceksin kızım. Allah Allah, kim ki bu saatte? Cihan canlısı geç bile kaldı. Sen dur, sen dur, ben bakarım. Feyza Hanım? Nerede o Neriman? Yukarıda. Neriman! Neriman! Kızımın sebebi Neriman, neredesin? Gel buraya. Senin yüzünden kızım ölüyor. Her şeyi bu nişan yüzüğü için yaptın. Al işte sana yüzük. Macit senin olsun. Tebrik ederim kızım. Başardın sonunda. Siz... Bu ne terbiyesizlik? Neriman. Derhal evimi terk edin. Feyza. Allah evladına şifa versin. Hadi güle güle. Bırak kolumu. Daha söyleyeceklerim var buna benim. Benim kızım Neriman yüzünden intihara kalkıştı. Pelin canına kıymaya mı kalktı? Feyza Hanım gerçekten çok üzgünüm. Belli oluyor. Burada toplanmış kızımın ölüm haberini bekliyorsunuz. Bunu unutmayacağım Faiz. Hiçbirinizi de unutturmayacağım. Pelin orada can çekişirken siz burada kutlama yapıyorsunuz öyle mi? İşte sizin o çok övündüğünüz ahlak anlayışınız bu. Zavallı Hasan. Senin yanında eriyip bitti. Derhal evimi terk edin. Bunu da yavaş yavaş öldürdün. Hem de bir hiç uğruna. Sadece ailemizden intikam almak için. Onun ölümüne seyirci oldun. Hiç acımadın ona. Yeter. Bence de yeter. Evet. Sana Nazan'ı verdik. Ama yetmedi. Bana, kocama, çocuklarıma olan nefretin hiç bitmedi. Şimdi de kızımın canını istiyorsun. Siz ailemden uzak duracaksınız. Anladın mı beni? Onlara Nazan'ı nasıl öldürdüğünü anlattın mı? (Gülüyor)
Haberiniz var mı? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz değil mi? Tövbe estağfurullah. Acaba geçmişin cezasını nasıl ödeyeceksin Faiz Efendi? Zehirli yalanlarını yanına al ve evimi terk et. Sen dua et de kızım yaşıyor olsun. Yoksa zehir neymiş? İnsanın canını yavaş yavaş nasıl alırmış hepiniz görürsünüz. Kız şimdi de seni mi kandırdı? Yazık. Ama babası ne ki kendine olsun? Evimi terk et dedim sana. Çık dışarı, defol! Kızıma yaşattıklarının cezasını ödeyeceksin. Sana çıldırdım. Abi. Bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına Günter. Biz ne bekleriz? Hadi Şinas, yürü. Anne. Kadın biraz evvel Neriman'ın parmağına öyle bir yüzük taktı ki Şinasi. Artık kim ne yapsa çıkmaz. Öylece kalır. Bilmiyorduk. Bilsek gelmezdik. Hayırlı olsun. Faiz Bey kusura bakmayın ama bizim de bir gururumuz var. Güle. Ben böyle şeyi görmedim. Baba. Daha kaç kere Neriman'la ilgili bu rezilliği yaşatacaksın bize ha? Oğlum sende hiç gurur yok mu? Yeter. Yetmiyor demek ki. Yetmiyor. Yere bakan yürek yakan Neriman o kadının kızını intihara sürüklemiş. Onlar o zengin halleriyle bile baş edememişler Neriman'la. Ne alakası var? Neriman kızın nişansını elinden almaya kalkmış. Duymadın mı? Arsız terbiyesiz. Anne yeter bir sakin ol otur şuraya. Kız Neriman yüzünden intihara kalkışmış. Evlerden uzak. Oğlum Allah korusun seni de mezara koyar bu kız. Ne zaman bitecek senin bu Neriman aşkın? Ha? Daha ne görmek istiyorsun Şinasi? Bitmeyecek. Eğer duymak istediğin buysa... bitmeyecek. Şinasi dur. Şinasi bekle. Macit, derhal bu saçmalığa bir son vereceksin. Kendini de bizi de rezil ettin. Pelin senin yüzünden hastanede.
Pelin bunun bir oyun olduğunu çok iyi biliyordu. Oğlum, parmağına nişan yüzüğünü taktın, nişanlandınız. Bu hepimiz için yeteri kadar gerçekti. İnanır gibi değilsiniz. Evet nişanlandım ama neden nişanlandığımı çok iyi biliyorsunuz. Pelin'le evlenmem mümkün değildi. Çünkü ben her zaman Neriman'ı sevdim, ona aşığım, anladınız mı? Madem aşıktın, o kadar seviyordun, Pelin'e bu durumu yaşatmayacaktın. Parmağına o yüzüğü takmayacaktın, anladın mı? Baba. Kabul et oğlum. Bu serveti, bu zenginliği aşka tercih ettin. Sen de çok iyi biliyorsun ki senin için başka bir hayat yok. Yaşadığın bu hayata olan düşkünlüğün Neriman aşkını bitirdi. Şimdi Pelin hastaneden çıkar çıkmaz evleneceksiniz. Hayır. O zaman neden nişanlandın? Senin için baba. Batırdığın şirketi kurtarmak için. Sizin için, anladınız mı? Hayır. Benim için değil. Ne yaptıysan kendin için yaptın. Kendin için. Anlaşılan hata etmişim. Kızım nasıl? Ha? Nasıl? Kalbi durmuş. Teyze. Teyze lütfen. Anneciğim. İçeride doktorlar var. Bizi içeri almıyorlar. Birazdan bilgi verecekler. Merak etme. Nefes alamıyorum. Ay iyi bile dayandın ha. Bir ara dedim ki Feyza Hanım yapışacak boğazına kızım. Evet o potansiyel vardı kadında. Yalnız bir şey diyeceğim ben bir daha Pelin'e cadı falan demem. Anası bundan beter çıktı resmen. Babam Pelin'in intihar ettiğini öğrendi. Bittim ben. Ay sen hala kendin için umut var mı sanıyorsun? Macit Arcıoğlu aşkı için bütün umutlar tükendi. Senin için bir tek Şinasi vardı. Onu da Feyza Hanım gömdü sağ olsun. Kız Neriman, evde kaldın mı işte? Şaykacığım şaka yapmıyoruz ama bu gece. Şinasi ile evliliği hiç düşünmedim. Vallahi bir an olsun bile aklından çıkarmaman gerekiyordu. Ya senin tek kurtuluş yolun Şinasi. Şinasi'ydi. Artık anası Zehra ölse oğluna seni almaz. Ay bayılmıyoruz Şinasi'ye. Yalnız bir şey diyeceğim bu Feyza cadısı masada o Şinasi'nin bıraktığı yüzükleri falan gördü. Şimdi saçma saçma hikayeler yazacak gidecek Macit'e anlatacak. Macit'ciğim ben hesap sormak için Neriman'lara gittim. Ay bir de ne göreyim Neriman'la Şinasi'nin nişan töreni. Masanın üstünde çiçekler, kolonyalar, çikolatalar. Her şey çok avam ama bir o kadar gerçekti. Tövbe tövbe. Yapar. Yani Pelin ve anası yani şu dünyada acı çekerken plan yapabilen tek canlı türü. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şinasi'ye de yazık ha. Ay çocuk o kadar eminmiş ki kabul edeceğinden gitmiş yüzük almış getirmiş ha. Ay kör gözlü aşık. Demirhanların kızı Neriman yüzünden intihar ediyor. Bu nasıl oluyor Gülter? Herhalde Macit Pelin'i terk etmiş. Kız da buna dayanamamış. Artık Allah şifasını versin ne diyelim abi? Bu gece kızımın sebep olduklarıyla bir kere daha utandım. Zehra'nın da Şinasi'ye rezilliğimiz ayrı. Bundan sonra gözümüz yerden kalkmaz, sözümüz kimseye ulaşmaz. Biz nasıl insanlar olduk Gülter? Neriman
başkasının acısının üzerine basarak kendine mutlu bir yuva kurabileceğini mi sandı? Öyle mi? Abi, bu kadın Feyza, Nazan'ın ölümüyle ilgili ne demeye çalıştı? Kendine geldi mi? Ne durumda? Senin ne işin var burada? Ha? Feyza Hanım, ben de Pelin'i en az sizin kadar merak ediyorum. Senin de ailenle sonra hesaplaşacağız. İş burada bitmedi Macit. Kızım nasıl? Hayat tehlikeyi atlattı. Şu an iyi durumda. Ama biraz bitkin. Kızımı görebilir miyim? Fazla yorulmasını istemiyorum. Sadece bir kişi ve birkaç dakika. Tamam, yormayacağım ben. Göreyim yeter. Yalnız Pelin Hanım Macit Bey'le görüşmek istiyor. Hastayı fazla yormadan sadece birkaç dakika. Yalnız biraz acele edin. Kendisini sakinleştirici yaptık. Her an uykuya geçebilir. Geçmiş olsun. Efendim Nezahat bacım. Aa, Cihan, Nerimanlar'da çok kötü şeyler oldu. Şinasi çekti gitti. Telefonu da kapalı. Nerede çok merak ediyoruz. Ya ben biliyordum zaten böyle olacağını. Ben boşu boşuna mı gelmiyorum bu gece dedim. Tamam çıktım ben. Yenilen Şinasi güreşe doymazmış. Pelin beni duyuyor musun? Pelin. Lütfen kalk Pelin. Ne olur ayağa kalk. Seni böyle görmek beni mahvediyor. Geçmiş olsun. Sakın başlama. Yok ya başlamayacağım. Susmaya geldim zaten ben. Vallahi bak konuşmayacağım.
Şinasi, hava ne güzel değil mi? Böyle ağaçlar, böcekler falan, fıstık. Oğlum sen yediğin tokatlara doymadın mı daha ya? Neriman'ın sırtına vurduğu bıçak darbelerinden hiç yara almadın mı? Yetmedi mi Şinasi? Cihan. Şinasi. Ağzınla kuş tutsan Neriman'ın gözünde bir hiçsin sen, anladın mı? Hiç. Paran yok oğlum, paran. Çalışıyorum. Aferin ya. Çalışıyorsun. Üç beste satmakla Macit Arcıoğlu olunmuyor canım benim. Hem ne kazanıyorsun ya? Sen kazandığını yemeği bile bilmiyorsun be. İstesen de Macit Arcıoğlu olamazsın. Sana bu mahalleden çıkış yok. Kaç beste sattın? He? Para kazandın da ne oldu? Oturduğun ev aynı. Yediğin aynı, giydiğin aynı, içtiğin aynı be. Neriman kendine böyle bir dünya istemiyor Şinasi. Sen aynı kaldın ama Neriman değişti. Yeter. Neriman'ın gözü açıldı oğlum. Macit Arcıoğlu'nun arabasına bindi. Yanına oturdu. Elini tuttu. Neriman senle Macit'in arasındaki farkı fark etti. Zera teyzem haklı ya. Vallahi bak ha. Oğlum bu kızdan sana yar olmaz. Anla bunu, anla. Bana bak. Anneme söylediklerimin aynını sana da söyleyeceğim. Sonra da bu konuyu kapatacağım. Sakin. Benim Neriman'ı almadan ölmeye bile niyetim yok. Ölmeyeceğim ama illa sürüneceğim diyorsun, öyle mi? Benim intihara kalkışmasaydı bu gece Neriman'la benim nişan gecem olacaktı. Ne intiharı be? Arcıoğlu Pelin'i terk edince Pelin de intihara kalkışmış. Ciddi miymiş, neymiş durumu? Tabii Arcıoğlu'nun umurunda değil. Annesi de hesap sorup evi basacak zamanı buldu. Yoksa Neriman bana bu akşam evet diyecekti. Vay 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 vay. Bak şu Arcıoğlu'na ya. Kız intihar etmiş, o hala Neriman'ın peşinde. Şinasi, önceleri zengin züppe hevesleri dedik ama Neriman'ı seven tek sen değilsin. Macit Arcıoğlu da Neriman'a aşık. Bence hafife alma. Hani... Özür dilerim benim. Keşke bundan hiçbirini yaşamasaydın. Biz ne zaman bu hale geldik anlayamıyorum. Beni affet benim. Seviyorum. Seni üzdüğüm için beni affet. Haklı valla. Yani sizin Macit'le bu iş artık çok zor gibi. Ay Allah'ım, ne olacaksınız siz ya? Mutlu olacağız. Koydum ben kafaya. Macit hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Gerçi bunu daha önceden yapmam gerekiyordu ama. Ya Faiz amca ne olacak? Babam da bana güvenmeyi öğrenecek. Peki Macit'in ailesi, Pelin,
anası, babası, herkes bu aşkın önünde eğilecek Fahriye. Bak, yazdım buraya. Ay. Bir dakika, bir dakika, iyice anlayayım ben şimdi. Sen şunu mu demek istiyorsun? Macit, Macit, Macit. Sadece Macit, Macit, Macit. Ay benim ayağım. Güldük ki illa bozacak. Alo Macit, ben de seni arayacaktım. Görüşmemiz gerek. Benim de sana haberlerim var. Pelin iyileşti Neriman. Bundan sonra her şey düzelecek. Gerçekten çok sevindim. O zaman ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Neriman. Kızım. Baban kendisini odasına kapattı. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. Çıkıyorum ben hala. Macit'le görüşeceğim. Aman aman çık kızım. Bu uğursuz yüzüğü sahibine ver. Bizden uzak dursunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onu öyle elinde mi taşıyacaksın? Çantana koy da götür. Allah korusun düşürürsün. Çalarlar filan. 3 gün sonra geri istemeye gelirler bunlar bu yüzüğü. Hem o yüzüğü parmağına taktı da ne oldu? Mutluluk olmadıktan sonra... Bak şimdi canıyla uğraşıyor, yazık. Allah şifasını versin. Pelin daha iyi olmuş. Oh, çok iyi. Aman aman iyi olsun inşallah da. Aman kızım o 2 güne kendini toparlar, sağa sola saldırmaya başlar. Neriman ne olur şu Pelin'den uzak dur. Bırak Macit onların olsun. Tamam ama ben çıkıyorum. Yavrum aman bu sefer bu defteri iyice kapat, bir daha açılmasın. Tamam yavrum. Oyalanmadan geri dön. Tahlil sonuçları birazdan çıkacakmış. İyiyim ben, bir şeyim yok. Buradan artık gidebilir miyiz? Tatlım, dün gece büyük bir sinir krizi geçirdin. Ben hazır olduğunu düşünmüyorum. İyileşmedin daha. Kızım. Macit odana geldiğinde seni üzecek kötü bir şey mi söyledi? Beni affet beni. Ben Neriman'ı seviyorum. İçeride ne olduysa anlat bize her şeyi canım. Yok ben bir şey duymadım. Gözümü açtığımda Macit kapıdan çıkmak üzereydi. Yanıma geldiğini uyuduğum için görmemişim. Sonra kalkıp yanına gitmek istedim.
tek istediğim şey onunla konuşmaktı. Ama sonra siz geldiniz ve beni bu kahrolası yatağa yeniden çevirdiniz. Anne, ben artık buradan gitmek istiyorum. Tamam canım, tamam. Tamam. Ben bakıyorum. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim gülüm. Ne oluyor Nezahat? İstemeye de çağrılmadık ama bu işte yine bize düştü. Asım gönderdi, buyur. Bu ne demek oluyor şimdi? Kısmet değilmiş Zehra, ne diyelim? Neden ama neden? O kadarını söylemediler bana vallahi. Anne tamam. Hayır, ne kusuru varmış kızımın, söyleyecekler. Anne tamam dedim. Tamam. Aldık. Kabul ettik Afet teyze. Hayırlısı gülüm, hayırlısı. Durup dururken ne oldu şimdi bunlara? Ben hiçbir şey anlamadım Nezahat. Ben anladım anne. Kızım, Asım'la mı kavga ettiniz? Ne oldu şimdi? Kader Hanım. Ne? Asım'la son konuştuğumuzda Kader Hanım onlardaydı. Sonrasında annesini hastaneye kaldırdıklarına göre Kader yine yaptı yapacağını. İçin fenalarsın. Ay, ben biraz çıkıp dolaşıp hava alacağım. Kolay gelsin. Kolay değil. Ama sağ ol. Hayırlı olsun diyelim mi? Nişan olmadı. Öyle mi? Senin adına üzüldüm. Ama Neriman pek öyle seninle evlenmek istiyormuş gibi davranmıyordu. Ben de istemeye gideceğinizi duyunca siz aranızda konuştunuz, anlaştınız sandım. Sen de öyle bir heves. Yeter. Bence de yeter. Artık bu gereksiz Neriman konusunu kapatalım. Rüya. Neriman konusu benim için kapanmaz. Sana daha önce de söyledim, benim için çok değerli. Senden rica ediyorum, içinde Neriman ismi geçen cümlelerine dikkat et. Peki ya ben? Ben kimim? İyice düşünüp bunu da buldun mu? Hiç kimseyim değil mi? Ne yaparsam yapayım şu kadarcık değerim olmayacak gözünde değil mi? Rüya. Dokunma bana. Tamam. Tamam, anlıyorum. Ama ben artık burada kalamam. İşi bırakıyorum. Pelin'in iyi olduğu haberine sevindik. Geçmiş olsun. Hızla toparlayacak. Dayanıklıdır Pelin. Her şey yoluna girecek. Selim.
Gitseniz iyi olur. Sizi burada görmek istemiyoruz. En kısa zamanda yasal işlemlere de başlatacağım. Bu ortaklık bitecek ki. Bu çok saçma. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Oğlun nişanı bozmuş. Bu durumda bizim de ortaklığa devam etmemize gerek yok. Selim. Ben dışarıdayım. Bu haftaki yönetim kuruluna sen zahmet etme. Artık yönetim kuruluna ben başkanlık edeceğim. Ne yani, bana kızdın diye geleceğim dediğin okul hayatından vazgeçeceksin öyle mi? O zaman çok kızdığın Şinasi'den ne farkın kalır? Hiç ilgisi yok. Çok ilgisi var. Bana işle duygularını ayır diyen sen değil miydin? Ayrılmıyormuş değil mi? Haklıymışım. Anlaşılan şu dilinden hiç düşürmediğin profesyonel iş ahlakı sende de yokmuş. Bu söylediklerini sakın unutma Şinasi. Profesyonel olacaksın. O dediğim benim göbek adım. Selim, söyleyeceklerimi dinlesen iyi olur. Ben bu sabah Macit'le konuştum. Olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Sabaha kadar Pelin için kahroldu. Yani? Yani Macit çok pişman. Pelin'den ayrılmaktan vazgeçti. Gibi güneşle ay gibi